Almanya maçının son dakika golüyle kaybedilmesi Hasan Doğan'ı adeta yıkmıştı. Çünkü inanıyordu. O gurur duyduğu oyuncuların Avrupa Kupası'nı alacağına dair inancı tamdı. Fakat olmadı. Ülkeye dönüldüğünde Ay Yıldızlılar her ne kadar kahraman gibi karşılansa da teknik direktör Fatih Terim'in durumu düşündürüyordu Hasan Doğan'ı. Çünkü Almanya maçının ardından soyunma odasında oyuncularına veda eden Fatih Terim'in Avrupa'nın güçlü takımlarından birine transfer olacağı konuşuluyordu. Fakat Terim'le masaya oturan Hasan Doğan, oldukça kısa süren görüşme sonunda tecrübeli teknik adamı milli takımda kalmaya ikna etti. Artık rahatlamıştı. 5 Temmuz günü Bodrum'da yakın dostu Cihan Kamer, milli takım sorumlusu Levent Kızıl ve teknik direktör Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir grupla yemek yedi. Şampiyonadaki anılar, atılan o unutulmaz goller ve tarihe geçen maçlar konuşuluyordu masada. Öyle ki masa her geçen dakika kalabalıklaşıyor, gittikçe artan sayıyla birlikte sohbette doruk noktasına ulaşıyordu. O gün aslında her şey güzel gidiyordu. Haber merkezinden iyi akşamlar. Üzücü bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hasan abiler kendi otellerine geçtiler. Lixos'a geçtiler. Aradan 1,5-2 saat falan geçmişti. Telefon çaldı. Cihan arıyor. Ağlıyor telefonda ama Cihan diyor ki Levent diyor başkanı kurtarın diyor. Başkan çok kötü diyor. Ben anlayamadım yani bir şey anlayamadım. Önce şaka yapıyor zannettim. Daha sonra hiç aklıma gelmedi. Dedim Cihan trafik kazası mı geçirdiniz yani? Ne gelebilir aklına? Trafik kazası mı geçirdiniz? Bir şey mi oldu? Yok dedi kalp krizi geçiyor başkan. Levent aradı. Hocam böyle böyle diye. Onlar çünkü birkaç arkadaş Cihan Kamer'le beraber eşlerle beraber otele geçmişler sonradan. Bir yandan gidiyoruz bir yandan telefonlar. Çünkü o anda aldığımız haber yolda henüz yaşadığı yönünde. Ben aynı otelde beraber kalıyorduk Sayın Başkan'la. Tabii o aralar o farklı sahno falan yaptı. Daha doğrusu yapmıştım birebir beraber değildik. Ben de plajındaydım, denizdeydim. Yukarı çıkarken bir ambulans geldi. Dediler ki işte bir hasta kişi kalp krizi geçirdi falan. Dedik artık geçmiş olsun tabii neyse. İçeri girdik. Müdür yardımcısı varsa arkadaşımız aradı dedi ki böyle böyle Hasan Bey kalp krizi geçirdi. Tabii apar toparak gittik. Giden ambulans hastaneydi biz arkasından gittik tabii. Tabii yolda da orada da Sayın Başkan'ın şöyle bir şansı vardı ama maalesef olmadı. İsviçreli yanılmıyorsam veya İsveçli bir doktor, ilk yardım doktoru o esnada check-out yaparken, çıkış yaparken aşağı iniyor bu olay üzerine. Kurtarmaya çalışıyor başkanı. Fakat yani geri dönmüyor diye bir serzenişte bulundu doktor. Bir telefon, Cihan ağlayarak Cihan Kamer geri dönmüyor, gel buna bir şey söyle, geri dönmüyor diye ağlıyordu. Tabii anladık. Kaybettiğimizi. Gittik ya, beraber gittik oldu. Fatih Hoca başındaydı. Ama dönmüyordu gerçekten. Gittiği yoldan dönmüyordu. İnatçı bir adamdı. Bir yola başladı mı dönmüyordu ve dönmedi. Hastaneye geldik.
Hiç unutmayacağım. Hastanenin kapısında Aysel abla oturuyor. Ağlıyor. Geldim. Aysel abla boynuma sarıldı. Abinizi kurtarın diye bağırıyor ama öyle bir sahne ki yani bizim şey çok tatsız bir sahne. Hayatım hiç gözümün önünden gitmez. Aslında zaten geldiğinde hayatını kaybetmiş ama insanlar bize söylemediler veya uğraştılar fazladan sebep oldu. En sonunda işte Sayın Başbakanımız dahi kalktı. Bodrum'a geldiler. Levent Kızıl. Bunu doğru mu dedim? Hakan döndüreceğiz, döndüreceğiz dedi. Ağlıyor. Kapattım. Serdar'ı aradım. Hakan gitmez, gitmez dedi. Kapattı. Cihan'ı aradım. O iptaldi. Yani birine diyoruz ki yani. Abimi aradım. Dağılmış. Sağlam dur oğlum falan diyor. Ama herkes dağılmış. Maalesef çok uğraştıklarını kurtaramadıklarını söylüyor. Tabii o an yani hangi duygularla nasıl anlatılabilir? O çok o konuda ben becerili olamayacağım. Çünkü yaşadığınız bir şeyi ya şöyle yaşadım demek çok kolay değil. O an canınız acıyor da yani nasıl acıyor, ne türlü acıyor? Onu tarif etmek çok kolay değil tabii. O haberi ben ilk aldım. Tabii şimdi o anda babamı kaybetme duygusu diye kalp krizi geçirmiş, her an hayata dönebilir şeyiyle hemen dua etmeye başladık. Hemen işte yakınlarımı aramaya başladım. İlk amcamı aramıştım. Ondan sonra da onun sesinden anlıyordum tabii durumun ciddiyetini. Annem telefonuma çıkmıyordu. Annem ben İstanbul'a gidene kadar çıkamamıştı telefonuma. Eşinin bana kardeşim yani bir vedalaştır Allah aşkına diye. Ki pek alışılagelmiş bir kural değildi. Gittik. İzin almaya gittim ben de. Ne olursun dedi. Benim ömür boyu bu vicdan azabı çektirme bana dedi. Alasmalık diyemedim ona. Veda edeyim dedi. 5 dakika. Tabii bu hastane kurallarına çok uygun olan bir şey değil. Gittik sağ olsun başhekim ve diğer yetkili arkadaşlardan rica ettik. Kapıda da ben durdum açıkçası Aysel ablayı. 5 dakika girdi sağ olsun. Kapıyı çektik, herkesi de çıkardık. O kendi Allah, kendi arasında kocasına, eşine veda etti. O tabii birçok sahne olabilir ama o gün için artık bir, yani bizim adımıza herhalde en son noktalardan bir tanesiydi. Kaybettiğimiz gün ben Çeşme'deydim haberi geldiğinde. Tabii anormal derecede üzüldük. Televizyonlar veriyor. Bir oteldeydim o sırada Çeşme'de. Önümden de bir genç bir karı koca geçiyordu. Ben yere çökmüşüm, oturmuşum böyle. Ayşe eşim yanımda beni teselli ediyor. Tabii o da çok üzgün. Vallahi tüylerim diken diken oluyor. Genç hanım kocasına dedi ki ne olmuş dedi. Ondan sonra ben de duyuyorum. Tam önümüzden geçiyorlar. Hasan Doğan vefat etmiş dedi. Hanımefendi önce çıkaramadı Hasan Doğan ismini. Eşi dedi ki maçlarda eşiyle sarılıp sevinen, bizleri sevindiren insan vardı ya dedi. O vefat etmiş dedi. Bunu hiç unutmuyorum işte bak. Futbolu ağlatmıştı giderken, hem de bu denli sevilirken, bu ani terk yarım bırakmıştı herkesi. Anadolu topraklarında yetişen bu aydınlık, 5 Temmuz'da yerini soğuk, ürkütücü bir karanlığa bıraktı sanki. Yaz günü üşünür müydü? Üşünüyordu işte. Yani o günü hiç çok hatırlamak istemiyorum. Hayatımda en acı günlerden biriydi. Herhalde öyle bir acı yaşamadım. Allah daha büyük acılar yaşatmasın ama gerçekten ben saat zannediyorum 3-3.30 gibi kendisiyle bir telefon görüşmesi yapmıştım. Pazartesine zannediyorum cumartesiydi gün olarak. Cuma veya cumartesiydi. Pazartesi bir araya gelecektik. Kulüplerin gene sorunları ile ilgili telefonlaşmıştık.
O gün gerçekten bizler için, futbol dünyası için çok acı bir gündü. Buradaydım. Tam buradaydım. Evde kimse yoktu. Ben ağlayamam. Ağlamam. Erkek adam ağlar mı? Şampiyonadan dönmüş. Şampiyona giderken de biz Hasan abiyle tartışmıştık. Akşam 5-6 saatini tam hatırlamıyorum. İlk uçakla Bodrum'a gittim ve arabayla işte Alem'in yanına giderken tam Bodrum'daki hastanenin önünden geçiyordum. O sırada telefon geldi Hasan Doğan'la ilgili. Fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ben de hemen hastanenin önündeydim zaten. Hastaneye götürüldükten bir 15-10 dakika sonra da ben hastaneye gittim. Oraya girdiğim vakit zaten doktorlarla konuştuğumuz vakit hastaneye geldiğinde zaten rahmetli olmuştu. Ülkeye bambaşka bir insan figürünü gösterdi. Futbol üzerinden kalabalıkların hayatlarına dokunup sıcaklığını yüreklerde bıraktı Hasan Doğan. Sevgiyi, dürüstlüğü ve merhameti hatırlattı hepimize. Kırıp dökmeden de yönetilebileceğini, gerçekten istenirse neler yapılabileceğini ezberletti zihinlere. Kutuplaştırılmaya çalışan Anadolu topraklarında Hasan Doğan, kardeşliği yüceltti yeniden. Var olmanın öncelikle bir olmaktan geçtiğini hesaplattı. Evet, Hasan Doğan içindeki güzel oyun sevdasıyla futbolun kalbine taşındığı gün, kalbine yenik düşüp milyonların yüreğine sızı oldu. Ve o ince sızı hiç dinmeyecek gibi. Mayıs ayında işte birlikte bir kahvaltımızı yaptık. O dışarıya çıkıyordu. Yine federasyonla ilgili yoğun bir gündemi vardı. Hatta benimle vedalaşmayı unutup gidiyordu. Ondan sonra kapıdan çevirdim. Baba dedi, benimle vedalaşmadan nereye gidiyorsun dedim. Ondan sonra sarıldım. Gözlerim dolmuştu. Çünkü ben 3 aylık gidiyordum ama belki daha uzun kalma ihtimalim de vardı yurt dışında. Sarılarak ayrı vedalaşmıştık. Gözlerim dolmuştu, hiç unutmam. O şekilde ayrıldık. En son görüşmemiz o şekildeydi. Evden onu uğurlamış gibi. Benim bir problemim olmuştu o aortayla ilgili. İsviçre'ye gitmeden evvel bir yemek yedik o 2008'e şampiyonaya. Baktım sigara içiyor. Yani arka arkaya içiyordu biliyorsunuz. Ya Hasan Bey bir check-up. Ben inanmıyorum diyordu. O konuda anlaşamıyordu. Hasan Doğan'ın her şeyini özlüyoruz. Nasıl diyeyim şimdi sana? Orası yani her şeyiyle özlüyoruz. Şimdi o anki acı sarhoşluk gibi bir şey hissetmiyorsunuz. Ama o acı sonra büyüyor. Sonra büyüyor. Büyüyor da büyüyor. Hala büyüyor. Ben hala her hafta ona gidiyorum. Her sabah ya da odamdaki resmiyle konuşuyorum. O hasret bitmiyor hiç. Öyle birini kaybetmişseniz onun acısı herhalde kavuşuncaya kadar sürecek. Büyüyen bir acı, o bitmiyor yani. Bitmemesi de lazım zaten. Onu çünkü yaşamak lazım. Nasıl baş ediyorsunuz bu acıyla? Onun anılarını yaşayarak,
eşiyle, çocuklarıyla görüşerek, mezarına giderek, her hafta gidip ona dualar okuyarak, onun özelliklerini ve güzelliklerini çevreye anlatarak. Benim yani yuvamı kurmamda en büyük vesile rahmetli Hasan abidir. Allah razı olsun, beni kardeşi gibi severdi. Bu anlamda çok önemli. Süreçte gerçekten bugün yuvamızda ve yavrumuzda büyük emeği vardır, vesile olmuştur. Allah tekrar rahmet eylesin. Onu hiç unutmayacağız. Bence hayat bir yolculuk. Bu yolculukta nereden başladığınız ve nereden bitirdiğiniz çok önemli değil. O yolculuğu kimlerle geçirdiğiniz ve nasıl geçirdiğiniz önemli. Ve ne kadar yol kat ettiğiniz önemli. Ama bu soruyu hiç beklemiyordum yani. Darmadağın oldum yani. Onu söyleyeyim. Ölüm. Hem şanslı addediyorum kendimi, hiç tanımamış olmak yerine. Ama şanssız addediyorum, çok geç tanıdım. Keşke daha önce tanısaydım. Çünkü Hasan Bey de güzel bir adam. Yani birden samimi olduk. Birden içten birbirimize bir şeyler sunmaya, vermeye çalıştık. Ama birdenbire de yok oldu, gitti. Yani belki de bu kadar kısa zamanda, bu kadar kısa dönemde başkanlık yapıp, futbolun içinde bu kadar kısa süreli kalıp, kendini bu kadar sevdirip saydıran bir kişi herhalde yoktur, olmayacaktır da. Futbol sayesinde var oldukları, koltuktan aldıkları gücün karşılığında değerli olduğunu düşünen milyonların sevgisini kazanmış adamların hepsinden farklıydı. Onlar hep vardı. Hasan abi geldi, ezberleri bozdu. Kısacık dönemde çoğunun yapamadığını yaptı. Ve herkes çok samimi ağladı. Ben kendi hayatımda bir başka örneğine tanık olmadım. Boşluğu, yokluğu hissedilir, yokluğu hissedilecek deyip de gerçekten yokluğu hissedilen bir örnek. Yani en başta Hasan Doğan geldi benim için. Onun soğukkanlılığını, dürüstlüğünü, boyun eğmezliğini, kafasını omuzunda taşıyan bir adam olmasını, onurlu kimliğini, güler yüzünü, sinirlenmeyen, sakin, huzur veren davranışlarını, onun her şeyi özlenir. Yani neyi özlenmez ki? Aşıksanız birine her şeyini özlersiniz. Her şey güzellik. Bizimki böyle bir aşktı. Ruhun ikizi olmak. Ruhumuzun yarısı gidiyor. Şeyi de çok söylerdi. Yani mal ve mülkün bizim bunun emanetçisi olduğumuzu, malın ve mülkün bizim olmadığımızı, Allah'a ait olduğumuzu, biz sadece burada bu dünyada bunun emanetçisi olarak kaldığımızı söylerdi ve bunu yaşardı. Hiç umurunda olmazdı yani, hiç gözü görmezdi öyle şarşalı yaşamları bilmem ne. Hiç, o teknesiyle bir tane kaç metre diyeyim sana, 11 metrelik bir teknesi var, ahşap. Onunla bir tane misinesi var. Onunla balığa çıkardı, dünyalar onun olurdu. 3-4 oyuncumuzu yerden kalkamadığını gördüm. Gerçekten ona üzüldüm yani. Ama yerden kalktılar başkanım. Üzerlerine düşen... Lütfedene çok şükür. Üzerlerine düşen her şeyi aslanlar gibi yaptılar. Bir takım başlık örneği gösterdiler. Hepimiz sizin şu anda yaşadığınız duyguları daha derinden yaşıyoruz başkanım, bütün maçın başından sonuna kadar. Evet. Biz sizi böyle görmeye alışmadık. Neden evet. Ağladığınızı ya da neden ağlamak üzere olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ona dayanamadım yani, o manzaraya. Çünkü çocukların yerde olduğuna dayanamadım. Ona üzüldüm çok. Böyle kalkmalarını istedim ama gol atmaları için değil yani, ayakta kalmamaları için. Daha fazlası oldu. Çok şükür.